Tabii biz Kobani olaylarının hep sonuçlarını konuşuyoruz. Sebeplerini de konuşmak zorundayız. Terör örgütü IŞİD'in Kobani kentine saldırmasıyla bir başka terör örgütü PKK'nın bu durumdan siyasi bir fırsat çıkarmaya çalışması ve halkı sokağa çağırması, metropolleri işgal edin çağrısında bulunması önemli bir ayrıntıdır. Bir terör örgütü bunu yapar değerli milletvekili. Zaten amacı kaos çıkarmaktır, bölmektir, parçalamaktır, yıkmaktır, yakmaktır. Ancak siyasetçiler sorumlu davranmak zorundadır. Sokakta galeyana gelen bir topluluk sel olur, taşar, önünde duramazsınız. Siyaset kurumu insanları mitinge çağırır ama böyle bir krizde asla sokağa çağıramaz, çağırmamalıdır. Gelelim 6 Ekim 2014'e. HDP yönetimi bir bildiri yayınlayarak sınırımızın ötesinde yaşanan gelişmelerle ilgili topyekün bir protesto çağrısında bulundu. Ve bu çağrının arkasında açık bir şekilde bebek katili terörist APO ve terör örgütü PKK vardı. İşte bu çağrıyla birlikte 35 il, 96 ilçe, 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildi, barikatlar kuruldu, kamu kurumları hedef alındı. Çok sayıda insan yaralandı ve hayatını kaybetti. Sürece mala zarar verme, adam alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yerlerine saldırı ve Atatürk'e saldırı gibi eylemler de eklenince büyük bir infial ve milli güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bu yönüyle bu kalkışmanın ve ortaya çıkan milli güvenlik tehdidinin ele alındığı dava siyasi bir dava değil, bir hukuk davasıdır. AKP iktidarının sokaktan korktuğunu biliyoruz aslında. Halkın sokağa çıkmasından korktuğunu çok iyi biliyoruz. Ama evet, ama muhalefet bundan neden korkuyor? Gerçekten bunu anlamış değiliz. Bütün gelişmiş demokrasiler aynı zamanda gösteri ve toplantı hakkının tanındığı ülkelerdir. Bugün şunu hep beraber herhalde alkışlıyoruz değil midir? Amerika'daki üniversitelerin Filistin'e yönelik desteklerini, Filistinli öğrencilerin üniversite kampüslerinde kurdukları çadırları, yaptıkları eylemleri. Şimdi mesele Amerika'da olunca bu bir hak, güzel, iyi, hoş. Orada Filistinler söz konusu olunca alkış tutuyoruz. Ama mesele Türkiye'ye gelince, söz konusu Kürtlerin yaşam hakkı olunca, güvenliği olunca ve Kürtler ve demokratlar, devrimciler sokağa çıkınca bu bir kalkışma, bu bir isyan, bu şu de terörü kıskacını alınarak ifade ediliyor. Bu davada öncelikle İYİ Parti olarak bence karar versinler. Siyasi dava mı, hukuki dava mı? Çünkü kendi içlerinde de çıkan hatiplerinin birçoğunun siyasi dava olduğunu dinledik bu kürsüde. Bu ülkede adaletin ve hukukun tesis edilmesi konusunda son derece hassas olduğumuzu herkes bilir. Bundan sonra da bu hassasiyetimiz devam edecektir. Yargı sürecini takip edeceğiz. Buyurun. Bu süreçte bir haksızlık varsa gerekenin yapılması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ama şunu bir kere daha açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, PKK ile arasında bir mesafe koyamayanlar, bir ayağı Kandil'de, bir ayağı Brüksel'de siyaset yapmaya çalışanlar bize demokrasi dersi vermesinler. Sokak çağrımızdan neden rahatsız olunuyor dendi. Sokak çağrısının her zaman meşru olmaz. Bir de garip bir şekilde 15 Temmuz'a atıfta bulundu. 15 Temmuz'da da insanlar sokağa çağrıldı. Evet, 15 Temmuz'da insanlar sokağa çağrılmıştır ama bir terör örgütüne karşı sokağa çağrılmıştır. Bu ülkenin seçilmiş iktidarını korumak için, bu ülkenin devletini, rejimini korumak için sokağa çağrılmıştır. İkisi farklı şeydir. Kobani olaylarında sokağa çağrılmasının 15 Temmuz'dan farkı şudur. Kobani olaylarında ilk sokak çağrısını bir terör örgütü PKK yapmıştır. Metropolleri işgal etmeye çağırmıştır halkı. Ondan sonra da sorumsuz bir siyaset ortaya konmuş ve vatandaş sokağa çağrılmıştır. Bakın, vatandaşı mitinge çağırabilirsiniz. Ancak böyle bir kriz ortamında sokağa çağıramazsınız. Dem grubuna yapıyorum. Buyurun şu kürsüden çıkın. PKK bir terör örgütüdür deyin. PKK'yı kınayın. 85 milyon birlikte kucaklaşalım. Dem grup başkan vekili değerli arkadaşımız içinde AK Parti geçmeden yani muhalefete bir söz söylemekten bile imtina ediyor. Yani önce bize muhakkak bir şey, arkasından muhalefetteki diğer arkadaşlarımıza bir cevap. Ben tabii genel kurulun çok alışkın olmadığı bir şey yaparak hem İYİ Parti'ye hem de Saadet Partisi'ne şu an yaptıkları konuşmalar için teşekkür ediyorum. Bizim bu hafta günlerdir söylediğimiz şeyi teyit etmiş oldular. Burada bu nokta üzerinde hemfikir olduğumuz için Türkiye adına mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şimdi Filistin örneği verildi.
Doğrusu Filistin bu konuda en son örnek verilebilecek bir konudur. Yani hiçbir zaman örnek bile olamaz. Yani Filistin'de İsrail karşısında İsrail'in Filistin'de yaptıklarıyla siz bu konuyu nasıl yan yana kullanabiliyorsunuz? Hiç alakası olmayan bir mevzudan bahsediyorsunuz. Tabii biz Gelecek Partisi'nin üzerine alınmasını gayet iyi anlıyoruz. Çünkü kendi genel başkanları dönemin başbakanıydı. Ve yine 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasında Sayın Davutoğlu şöyle bir söz kurdu. Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan yüzüne çıkamaz dendi. Şimdi biz Kobani için yaptığımız çağrı barışçıl gösteri hakkıdır. O anlamıyla bu meselenin siyasi bir yönü vardır ve o da siyaseti dizayn etmektir. O gün hem partinin kendi hesabından bir çağrı var, sokak çağrısı, hem Selahattin Demirtaş'ın çağrısı var. Ve eş zamanlı olarak maalesef ondan önce örgütün de çağrısı var. Ve paramiliter güçler yoktu ama birileri hazırlığını orada yapmıştı. Bu hazırlığı yapmıştı. Şimdi Kobani meselesi üzerinden tam 10 yıldır bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ve bunun üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı ve partimiz yalan yanlış bir sürü şeyle itham ediliyor. Ben şimdi 6-7 Ekim olaylarının ve bir sürü burada bin defa Kobani düşüyor lafı üzerinden bir iftira atıldı. Bunu da çürüteyim, takdiri millete bırakayım. Şimdi hangi cümle içinde kullanmış Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı bu lafı? 7 Ekim 2014 Gaziantep'te konuşuyor. Şimdi batıya sesleniyorum diyor. Yani sözü batıya. Havadan bombalayarak bu sorunlar çözülmez. İşte bir IŞİD terör örgütü çıktı, Suriye'de güç buldu.